Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Ayşe Hanım, belediye başkanlığı adaylığı daha doğrusu önerisini siz nasıl aldınız? Hocayla önceden bir konuşmanız var mıydı? Veya geçmişte hocaya Ayşe Hanım ben bir gün gidersem yerime sizi öneririm gibi herhangi böyle bir şey geçti mi? Yoksa birdenbire hocadan, şeyle, Özgür Bey'le o konuşmadan sonra ki... Gelişmeyi bir anlatır mısınız? Aslında oldu? bence hiçbir şey çok birdenbire olmuyor. Evet benim adaylık süreci biraz hızlı gelişti, son zamanlarda şekillendi. Ama bence yavaş yavaş e, büyükşehir belediyesine görev aldım günden itibaren aslında yavaş yavaş hem belediye hem e, Yılmaz Hoca hem de şehir beni bu göreve biraz hazırlamış diye düşünüyorum. Hı -hı. Aslında biraz kendimden de bahsetmem gerekirse ha, saygı bey e, ben Eskişehir doğumluyum, Eskişehir'de doğdum, büyüdüm 1970 senesinde e, hani derler ya böyle karlı bir e, kış Günü diye Geç, geçenlerde de doğum günümdü bir Ocak ayında. Ee, Eskişehir'de büyümenin şöyle bir e, avantajı var. Ben bu yaşadığımız dönüşümü adım adım izledim şehirde. Eskişehir biliyorsunuz ciddi bir dönüşüm yaşadı son 25 yılda evet. özellikle. Burada doğdum büyüdüm. Ee, üniversite hayatım ve çok kısa süreli bir hakimlik dönemim dışında da. Hep Eskişehir'de yaşadım. Ee, Eskişehir'de yaşamanın güzelliği şu. E, aslında Eskişehir ondan önce hep tozuyla ve çamuruyla alınan bir şehirdi. Bilirsiniz soğuğu ünlüydü bir de tozuyla çamuru ünlüydü Eskişehir'in. En güzel yeri bence Anadolu Üniversitesi'nin içiydi, kampüsün içiydi. Hatta biz bir misafirimiz geldiğinde Eskişehir'de çok götürecek bir yer bulamayıp Yunus Emre kampüsüne götürürdük. Ee, Yılmaz Hoca'nın rektörlük döneminde yarattığı üniversite sonrasında Belediyeyi nasıl yöneteceğine ilişkinde Eskişehirlerde bir güven oluşturdu. Ve Eskişehir halkı onu 25 Yıl önce belediye başkanına getirdikten sonra da beraber yaşadığımız bir dönüşüm var. Ben o dönemde hakimlikten ayrılıp geldikten sonra Eskişehir Barosu'nun doğal olarak üyesi oldum ve sivil toplum kuruluşlarında o günden itibaren çok güzel çalışmalara imza attım. Kadın platformunda çalıştım, kent konseylerinde çalıştım. Baronun Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüm. Dolayısıyla bizim hep belediye ile ilişkilerimiz devam etti. Son 8-9 yıldır da belediyedeyim. Belediyede önce hukuk müşaviri biraz öncesini söylediğiniz gibi sonra da genel sekreter olarak görev yaptım. Bu süreçte hem bu dönüşümü çok yakından izleme hem de bu dönüşümün önemli bir parçası olma fırsatım oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde de bundan sonra sonraki süreçte başkan adayı olarak görev yapmak da benim için cumhuriyetin 100. yılında bir kadın olarak da bulunmak büyük bir şans diye düşünüyorum. Bu yaptığım bütün çalışmalar dediğim gibi hem belediyede hem de e, kamuoyunda e, hem bir takdir topladığı gibi hem de beni yavaş yavaş e, belki bu süreçte bir belediye nasıl yönetilir, bir şehir nasıl yönetilir bu konuda da donattı diye düşünüyorum. Aslında Yılmaz Hocanın şöyle bir zaman zaman konuşmaları olurdu hatırlıyorum geçmişte de aslında bir kadın belediye başkanı olsa gibi. Belki kafasında çok daha eski zamanda yerleşmeye başlayan bir şey vardı ama benimle bunu paylaşma dönemi çok yakın zamana denk geliyor. Yani adaylığımdan çok kısa bir süre önce oldu bunu paylaşması ve genel başkanımız Özgür Özel'le de konuştuğunda kendisini de biliyorsunuz genel başkanımızın da bu dönemde ciddi bir kadın aday olsun, evet. belediyeleri kadınlar yönetsin gibi bir politikasıyla da birleşince böyle güzel bir şekilde sonuçlandı diye düşünüyorum. Bu olay size nasıl anlatıldı, nasıl söylendi? Bu şöyle oldu... Genel başkanımızla e, hocamız arasında zaman zaman ikili diyaloglar oluyordu. Orada Eskişehir ne olur? Eskişehir gelecekte kime teslim edilir? İşte Yılmaz Hoca için Eskişehir onun evladı gibi söylemleri evet. oldu hatırlarsanız. İnsan da evladını kolay kolay kimseye te, e, teslim edemez gibi. İkili görüşmelerini de zannediyorum. Tabii bu görüşmelerin çok ayrıntısını bilmiyorum. Zamanla belki bunları Yılmaz Hoca da genel Başkanımız da açıklar. Ama hem bir kadın aday hem daha genç bir aday e, hem de şehirde emeği olan e, sadece kadın olmak tek başına yeterli değil. Bu şehirde emeği olan, e, liyakatı olan, belediyecilik tecrübesi olan bunların hepsi birleştiğinde benim üzerimde uzlaşılmış diye düşünüyorum. E, kim söyledi sizin adaylık konusunu? Peki aday Eee parti meclisinden kısa bir süre önce hem Yılmaz Hocamla hem de Genel Başkanımızla görüştük bu konuyu. Heh. Yani önce ilk e, ya Ayşe Hanım sizi e, aday adayı yapacağız. Pardon, aday yapacağız. Sözünü Yılmaz Hoca'dan mı duydun? Tabii tabii Yılmaz Hoca'dan duydum tabii ki. Şütesiz. Nasıl anlattı size? E, Yılmaz Hoca bunu bana söyleyişi çok güzeldi gerçekten. Ben de onu merak ettim. E, benim Çünkü de hocam... hayatım boyunca e, böyle onurla taşıyacağım bir şey. Çünkü e, gerçekten yalıratılan, atılan, dönüştürülen e, muhteşem bir şehirde yaşıyoruz biz şu anda. Her şeyle gurur duyuyoruz ve Eskişehir'ler Türkiye'nin dört bir yanında nereye gitseler Eskişehir'liyim dediklerinde bunu gururla söylüyorlar. Kent kimliğiyle çok barışıklar bunlar çok kıymetli şeyler. Dolayısıyla bu bu yaratılan Eskişehir'i e teslim edilecek kişi olması benim için çok büyük bir onur gurur dediğim gibi. Yılmaz Hoca bunu bana şöyle anlattı. Ben geçmişten beri senin çalışmalarını hep takip ediyordum dedi. Yani belediye öncesinde de sen gerek baroda gerek, gerek sivil toplumda çok güzel çalışmalar yaptın dedi. Ee, eşimle de rahmetli eşimi geçen sene kaybettim çok ani bir şekilde. Ee, Aydın'la da Yılmaz Hoca uzunca bir dönem beraber çalışma fırsatı e, bulmuştu. Hem Aydın'a çok değer verirdi hem benimle ilişkisi hep öyleydi. Bana bunu bu şekilde anlattı yani hem Eskişehir'de çok emeğin var bu şehirde çok fazla çalışman oldu belediyeciliği çok iyi öğrendin benim yanımda dedi ve ben senin dürüstlüğüne liyakatine bu yönettiğimiz belediye yönettiğimiz süreçteki insan ilişkilerine toparlayıcılığına ablalığına hatta bana hep Yılmaz Hoca bazen şey der Ayşe abla diye seslenir bana evet aramızda öyle bir eskili var sen hem belediyeye hem bu şehre ablalık yaptın dedi. Ee, ve bunu bana e, çok böyle güzel, duygusal bir şekilde anlattı. Bu şehir e, sana artık bundan sonra kızım dedi. Güzeldi. Buyurun.